Evet dostlar, şimdi dik üçgenin son videosundayız arkadaşlarım. 23. soruda kalmışız. 4. bölümümüzdeyiz. Bir bismillah diyelim, başlayalım. Bakalım ne diyor. Bir sarkaç sorusuyla karşı karşıyayız diyor ki 5 metre uzunluğundaki gergin iple bu sarkaç sorularında arkadaşlarım şunu yapacaksınız. İşte bu salıncakta sallamış ama bunun değişik değişik versiyonları çıkacak karşımıza. Ben böyle bir şeyin bir çubuk diyelim, herhangi bir kalem olur, ne bileyim buradaki salıncak olur. Böyle biraz döndürüldüğünde şuradan buraya gelmesine belli bir açıyla döndürülmesine sarkaç soruları diyorum. Burada dikkat etmeniz gereken Şununla şunun eşit uzunlukta olduğunu kaçırmayın gözden. Yani buradaki ipin de boyu 5 metredir deyin ve %99 bir dik yamuk yapacaksınız ki bakın onu da ilk soru olması sebebiyle şöyle dik yamuğu da ben burada bir göstereyim size şöyle bir dik yamuk arkadaşlarım. Görünüz bu dik yamuğumuzu da. Hemen ne yapacağız? Buradan bir diklik çizeceğiz. 3 ise buraya da 3. Bakın özel bir dik üçgen çıktı. 3 4 5 diyelim. Şuranın tamamı 6'ymış şuraya 2 kaldı. Yani haş yüksekliğimiz 2 çıktı diyebilirsiniz dostlarım. Hemen cevap kendiliğinden çıktı bile. Evet yine bir sarkaç sorusu. Bakın burada da çiçek diyor ki bir bitki birinci konumdan ikinci konuma rüzgarlı havada gelmiş. Burada neye dikkat edecekmişiz? Boylarının eşit olduğuna. Ben şimdi şuradaki boyuna x desem. Çiçeğin boyu x artı 6. O halde burası da x artı 6 olacak. Şuraya x artı 2 kaldı diyebilirim. Bakın dik üçgen. 8'i görünce ya 6, 8, 10'dur dedim ki x'e 6 desem burası 8 oluyor yine arkadaşlarım. 6, 8, 8. Yok böyle bir üçgenimiz. 8'i görünce bir de 8, 15, 17 geldi aklıma. 15'i deneyelim. Buraya 15 yazınca burası 17 oluyor mu? Oluyor. Peki bize neyi soruyor? Çiçeğin boyunu yani 15 ile 6'nın toplamını soruyor. 21'i yapıştırdım dostlarım. Evet yine bir sarkaç sorusu. <laughs> Artık dik yamuk yapacağımızı biliyoruz dostlarım. Şekildeki Ahmet'in bulunduğu zaman ben ona 1.5 metre olan uzaklığı 0.5'tir. Tamam bunu gördük. İpin boyu 1.5 metreymiş. O halde burada da 1.5. Şuradan hemen dik yamuğumu dik yüksekliğini indirdim. Ve dedim ki burası 0.8 ise şuradan aşağısı da 0.8'dir. Şuraya o halde 0,3 kalmak zorunda. 0,8 olsun diye 0,5 ile birlikte. Peki 0,3 buraya da ne kaldı o halde? 1,2 kaldı. 1,5 de 0,3'ünü çıkarttım. Bakın 9, 12, 15 üçgeni çıktı. Demek ki burası 0,9. 9, 12, 15'in 10'a bölünmüş hali. Peki neyi soruyor bize? Bu anda Ahmet, Mehmet Ahmet'ten kaç santim öndedir diye soruyor. Bakın 0,9 öndedir. Yani 90 santim öndedir dedik. 26. sorumuz. Dik kenarları 4 ve 8 birim olan şekil birdeki göngelerden 2 tanesi şekil 2'deki gibi birleştiriliyor demiş. Şimdi kısa dik kenarı 4. O halde şuranın tamamının 4 olması lazım. 1 santim buradaysa şuraya 3 kaldı. Peki uzun kenarı 8'miş. O halde şu C'den B'ye kadar 8 şuraya da 5 kaldı arkadaşlarım. Bana da A ile F arasındaki uzaklığı soruyor dostlar. Şurayı soruyor. Bakın onu burada da göstereyim. Şimdi şu 4'ü yazdım. A burası. Buradan bir 5 santim gelmiş buraya. Biraz daha büyük çiziyorum. Bir de şuraya 8 santim gelmiş. F de burası. Ne oldu bu? Dik üçgenin klasik sorusu oldu arkadaşlarım. A ile F arasındaki mesafeyi soruyor. Demiştik ki aralarındaki uzaklık bir dik kenar. Şu iki dikliğin toplamı ikinci dik kenar. Hipotenüs de senin aradığın cevaptır. 5 12'den 13 geldi. Bunu normal yolla çözmek istersen de şöyle yapacaksın demiştik. Dik dörtgene tamamlayacaksın. Şu üst tarafı tamamladım. Şurada bakın burası da 5, burası da 4. Şu dik üçgenden de 5, 12, 13 dik üçgeni olduğunu fark ettim dostlarım. Evet bakalım yine bir sarkaç sorusu gibi duruyor kalem dikdörtgen biçimdeki karton ile aşağıdaki iki kur durumu oluşturulmuştur. Şurası 20'ymiş. Kartonun köşe kalemin boyu nedir diye soruyor. Şimdi kalemin boyu şuraya x dersem x artı 8 oldu kalemin boyu. Tabii ki buraya x dedim. Şurası 20'ymiş. Burası da x artı 8 oldu arkadaşlarım. Şimdi şurada ya Pisagor yapacaksınız ya Pisagor ya da dostlar hani özel dik üçgenleri deneyeceksiniz. 20'yi görünce 15, 20, 25 olabilir mi diye düşündün. Ne bileyim insanın aklına farklı farklı özel dik üçgenler gelebilir. Ya şuradan göstereyim. Şuraya dik üçgenlerimizi yazmıştık hatırlarsanız da. Bulabilirsem tabii. Bulamazsam çok zorlamayacağım arkadaşlarım. Heh, şurada özel dik üçgenler. Bakın işte 20, 21, 29'dur mesela buradaki özel dik üçgen. Ha, aklına gelirse bunu yapabilirsin tabii ki kardeşim ama illa buradan çözülüyor bu soru sadece de diyemem. Farklı farklı çözüm yolları var tabii ki. Pisagor yaparsın kardeşim en kötü ihtimalle. Şöyle hipotenüsüm x artı 8. Bunun Pisagor'u zor değil çünkü. x artı 8'in karesi eşittir. x kare artı 20'nin karesi diyeceksin. Buradan da x artı 8'in karesini açalım. Birincinin karesi artı ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyelim. Eşittir x kare artı 20'nin karesi 400 geldi. x karelere bay bay dedim. 16x eşittir 64'ü çıkartacağım. 336 kaldı. Hemen 2'ye bölelim mesela. 8x eşittir 150, 18 daha 168. Bir daha 2'ye hatta 8'e böleyim direkt. x eşittir 8'e bölsem 2, 1. 21 çıktı. Demek ki 20, 21, 29 üçgeniymiş. Kalemin boyu 29 geldi arkadaşlarım diyebiliriz. Evet çok güzel bir öteleme sorusu. Yukarıdaki dikdörtgen biçimindeki tahta parçası 3 birim yukarı 3 birimde sağa doğru 3 kez ötelenerek şekil oluşturuluyor. Ve diyor ki bize A ile C üssü şu ikisinin arasındaki uzaklık 26 olduğuna göre x kaçtır diye şuradaki dikdörtgenin uzun kenarını sormuş. Kısa kenarı da birmiş. Dostlar burada genelde hata yapan kardeşlerim eğer çözdüyseniz benden önce soruyu ötelemeyi yanlış yapıyorlar kardeşlerim. Şöyle ki şuradan buraya ötelemiş diyor ve 3 birim yukarıya ötelemiş hocam deyip bunun 3 olduğunu söylerseniz bu hatalı öteleme arkadaşlarım. Yanlış yaptınız demektir. Peki ne, nasıl dikkat edeceğiz hocam? Bakın tahtanın üstündeki kenarı sen ötelersen şuraya denk düşüyor. Yani buranın 3 birim olduğunu söyleyebilirsin kardeşim. Söyleyeceğin 3 birim burası. E tahtanın boyu da 1 santim olduğu için demek ki aradaki boşluk 2. Aynı şeyi burada da yapacaksın şimdi. Buradan şuraya kadar 2 burası 1 burası diyeceksin. Burada da aynı şey. 2 burası bir burası diyeceksin dostlarım. Şimdi şu C'den aşağıya inen dikliği hesaplayalım birlikte bakalım kaç çıktı. Şurayı da bir hesaplayacağız birazdan. Şimdi bakalım burası 3, 3 de burada 6, 3 de burada 9, 1 de şuradan 10. Demek ki şu C'den aşağıya indirdiğim bu diklik 10 santimmiş tamam. Şimdi bir de diyor ki. 3 santim de sağa kaydır diyor kardeşim. Demek ki bak şu sağdaki kenarı 3 santim sağ tarafa kaydırdım burası. 3 santim daha sağ tarafa kaydırdın. Bu sefer de burası geldi. E bir 3 daha kaydırınca burası oldu. Yani şuradaki uzunluk toplam x artı 9 oldu arkadaşım. Bunu da yazdık dostum. Bize de şurayı 26 vermişti değil mi? Şu uzunluğu da 26 vermişti. Yani dik üçgenimiz şöyle bir dik üçgeni çizelim. Burası 26 burası 10. Bakın 5'in 2 katı, 13'ün 2 katı, 5, 12, 13 üçgeninin 2 katını almış. Demek ki 12'nin 2 katı 24 olacak bu kenar. Demek ki şurası x artı 9 dediğim yer 24. 24'ten 9'u çıkartıyorum. x eşittir 15'i paketliyorum. 29. soru. Görüntüsü biraz uzun ve zor görünebilir arkadaşlarım ama dünyanın en basit sorusudur inanın bana bey basamak genişliği 60 cm yüksekliği olan yapılmak istenen rampanın göstermiş. Rampanın uzunluğunun kaç metre olduğunu sorduğunda Derya doğru cevabı söylemiş. Bize rampanın uzunluğu yani şu kısmın uzunluğunu soruyor arkadaşlarım. Şurayı soruyor. Kaçtır diye. <laughs> Nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz önce yüksekliğini hesaplayalım. Bak şurası 17,5. 17,5 da buradan, 17,5 da buradan, 17,5 da buradan. İkisi 35, bir 35 de buradan 70 yaptı. Yani yüksekliği 70 çıktı. Şimdi enini boyal bulalım. 60, bir 60 buradan, bir 60, bir 60 da buradan. 4 tane 60 var. Yani 240 da burası geldi. Al sana dik üçgen çıktı. 7, 24, 25 üçgeninden 250 santim yani 2,5 metre dedik. Evet aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki KL tahtası A ve B noktalarından kesilip 3 dikdörtgen ayrılıyor. Daha sonra K ve L noktaları çakışacak biçimde ABC dik üçgeni elde edildi. Tamam. AC ve BC uzunluklarının AB tahta parçası üzerindeki dikiz düşüm uzunlukları sırasıyla 16 ve 9. Gel burada önce bir dikiz düşümü anlatalım sana kardeşim. Şimdi bak şöyle bir D doğrusu olsun burada. Bir tane de şurada bir A B olsun mesela. Bu AB'nin AB'nin D üstündeki dikiz düşümünü nasıl buluyoruz öğretmenim? Bunu göstereceğim. Çok basit. Hangisinin dikiz düşümünü alacaksan onun iki uç noktasından nereye dikiz düşüm istiyorsa oraya diklikler indiriyorsun iki tane. İşte bu iki dikliğin arasındaki mesafe senin dik iz düşüm uzunluğun oluyor dostum. Ha, bunu şöyle de göreceksiniz kardeşim. Bak D doğrusu şöyle olsun yine. AB de şöyle olsun. Yani AB'nin bir noktası doğruya değerse hiçbir farkı yok. Aynı şeyi yapacağım yine. A'dan da doğruya diklik indireceğim. Diyeceğim ki hocam zaten üstünde o zaman tam bu nokta dikiz düşümü olur. B'nin dikiz düşümünü alıyorum. B'den doğruya dik indiriyorum. İşte burası. Demek ki şu aradaki mesafe dik iz düşüm uzunluğum olacak diyorum. Şimdi burada ne diyordu bize? AC'nin... AB üstündeki dikiz düşümü şimdi A zaten dokunuyor oraya. O zaman C'den aşağıya bir diklik indiriyorum. İşte şu aradaki mesafe AC'nin dikiz düşümüdür ve 16'ymış. BC'nin dikiz düşümünü alacağım. B'ninkini ve C'nin dik indireceğim zaten indirmişiz ve bu da 9'muş arkadaşlar. Ve bakın burada diklikten diklik indiği için hemen H kare eşittir 9 çarpı 16 ükletinden 144. H eşittir 12 buldum kardeşim. Burada bak 9 12 15 üçgeni, 12 16 20 üçgeni çıktı. Demek ki şurası 20'ymiş. Demek ki burası 15'miş ki zaten AB'yi de 25 16 ile 9'un toplamı dedik. Buna göre KL uzunluğu nedir diye soruyor. 20 45 50 60 yaptı arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet 31 numaradayız. KLMN dikdörtgeni demiş. Evet 4 bölmeye ayrılmış havuç paralel 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 KL 18'miş KL neresi şuranın uzunluğu 18'miş arkadaşlarım eşit aralıklı 4 bölmeye ayrılmış burası şöyle 4 bölmeye ayırdıysak eşit aralıklı gösterelim 18 bölü 4'ten her biri 4.5 olacak şunların 18'i 4'e böldüm 4.5 4.5 4.5 diye ayırdım tamam. A ve B'de iki tavşan vardır. A noktasındaki tavşan 1 dakikada 4 metre D1 üzerinden hareket ediyormuş. 3 dakikada 3 metre yol alıyor. Aynı anda yola çıkan iki tavşanın 12 dakika sonra bulundukları noktalar arası uzaklık. Şimdi A noktasındaki tavşan 12 dakika 1 dakikada 4 metre gidiyorsa 12 dakikada 48 metre yol almalı. Şuraya gelmiş olsun. 48 metre yol alıp Diğeri de dakikada 3 gidiyorsa 12 dakikada 36 metre yol alacak. O da şuraya bir yere denk gelsin diğer tavşan da 36. Bana da aralarındaki uzaklığı soruyor. Bak şurayı da 9 bulduk değil mi? Şurası da 9. Al sana dik yamuk kardeşim. Hemen ne yapacağını çok iyi biliyorsun değil mi dik yamukta? Şuradan bir diklikte sen çizdin. 36 ise şuraya da 36. Buraya 12 kaldı. Burası 9. 9-12'den 15'i yakaladık bile kardeşler. Evet 32. sorumuz bakalım bu ne diyor. 10 metrelik bir merdiveni duvara yer ile 30 derecelik açı yapacak şekilde koyarsak uç noktası B noktasına. Şimdi merdiveni 10 metreymiş şöyle. 30 neresi 30 derecelikti? Yer ile 30 derecelik açı yapıyor. O halde 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3 diyelim. Peki şimdi farklı bir renk alayım. Bir de diyor ki 45 derecelik açı yaparsan da B A noktasına geliyormuş. Bu sefer de yer ile 45 derecelik açı yapıyor. 90'ın karşısı 10'sa 45'lerin karşısı 5 kök 2 olacak ki 10 bölü kök 2. 5 kök 2 yaptığı için burası 5 kök 2. Bana da AB uzunluğunu soruyor. 5 kök 2 tamamı. 5'i çıkartırsam AB'yi bulurum. 5 kök 2'den bu değil. 5'i çıkartacağım. Edirne. Evet. Diyor ki bir ABC üçgeninde AB diktir BC'ye. Hmm, gösterelim onu. AB şöyle olacak. BC de şöyle olacak. Ve AB BC'ye dikmiş. Tamam. Onu bir çizdik. AB'nin AC üzerindeki AB'nin AC üzerindeki dikiz düşümü 4 santim uzunluğundaki AK'dır diyor. Bak dikkat edin şimdi AB'nin dikiz düşümünü alacağım. AC üzerine. A zaten AC'nin üzerine. O zaman B'den de ben bir diklik indirirsem işte AK uzunluğu dikiz düşümü olur ve 4 santimmiş. AB 6'dır diyor. KC nedir diye bir soru sormuş. Klasik diklikten diklik indi ökleti çakalım. Yan kenarın ökletini yapıyorum direkt. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı tamamı. Yani 4 artı x diyorum. Buradan da 36 4 çarpı 4 artı x. 4'e bölelim. 9 eşittir 4 artı x. 5 eşittir x paketledik gitti. Evet 34. Kaan arkadaşlarının bulunduğu yerleri kendi bulunduğu noktaya göre aşağıdaki bilgilerle tarif etmektedir. Sinan saat 2 yönünde 10 metre uzaklıktaymış. Hmm, dur şimdi bunu bir gösterelim arkadaşlarım. Bir yuvarlak çizelim. Ş saat yapalım bir tane. Şöyle. Evet şurası 12. Burası 6. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi merkezimize kimi koyuyoruz? Kaan'ı. Kaan burada. Ne diyordu şimdi Kaan? Saat 2 yönünde saat 2 yönünde şöyle gidiyor. Saat 2 yönünde ve 10 metre uzaklıkta. Burası 10 metreymiş. Burada Sinan var. Sinan burada. Saat 4 yönünde şöyle gidiyormuş. Burada da Turgut var. Bu da 16 metre uzaklıkta. Şimdi aralarındaki açıya bakın arkadaşlarım. Saat için ne diyeceğiz şimdi biz saat sorularında? 2 saatin arasındaki yani 2 ile 3'ün arası 30 derecedir. 3 ile 4'ün arası 30 derecedir. Dolayısıyla şuradaki merkez açımız toplamda 30 30 60 dereceyi gördüğü için merkez açının ölçüsü 60 derece olur. Bize de Sinan'la Turgut arasındaki uzaklığı soruyor. X. Şimdi artık saatle işim bitti. Saati şöyle bir silmeye çalışayım. Kafamızı karıştırmasın saat kısmı. İşin. Şöyle bir silelim saatimizi. Tamam işte soru bakın ne haline döndü. Basit bir 60 dereceyi görünce karşısına dik indir muhabbeti haline döndü. Hemen dikliği indirdim. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. Şuraya da 11 kaldı. 60'ın karşısında 5 köküçtür. Şimdi hemen Pisagor yapıyorum. X kare eşittir 5. Kök 3'ün karesi 25 çarpı 3'ten 75. Artı 11'in karesi 121. Topladığımda X eşittir. Kök 196. Bu da 14'ün karesidir. Cevap paketlendi gitti. Evet geldik 15 numaraya. Amblem tasarlayan Merve şekil 1'deki ikiz kenar üçgenimizin kartondan 3 üç tanesini mazarına bırakmadan şekil 2'deki gibi elde ediyor. Tamam. Demek ki ikiz kenarlar 2 kök 3. 2 kök 3 bu 120 30 30 üçgenidir dostlarım. Bunun özelliği neydi? 120'nin karşısı 30'ların karşısının kök 3 katı. 2 kök 3'ün kök 3 katı 6 yaptı. Demek ki şuradaki 120'nin karşısı 120'nin karşısı 6. Şurası 30. Burası 30. Burası 30. Yani şurası toplam 90 yaptı. Bana da A ile B arasındaki uzaklığı soruyor. Bakın bu bir ikiz kenar dik üçgen çıktı değil mi kardeşlerim? 90'ın karşısı kök 2 katı olacak. 6 kök 2'yi paketledim. Aşağıda 20 birim uzunluğundaki bir telin bükülerek uzunluğunun 8 birim olduğu gösterilmiştir. Yani burada bir işlem yapılmış 8 birimlik haline getirilmiş. 20 bölü 8'lik bir oran var. Diyor ki x birim uzunluğundaki tel Yukarıdaki gibi aynı oranda bükülerek dik üçgen şeklindeki bir bahçenin BC kenarına yerleştiriliyor. Bak, bu yine özel bir dik üçgenimizdir. Sen yine Pisagor yaparak da bulabilirsin ama 11, 60, 61 üçgenimizdir. Hatta ne demiştik? Şunun karesi 121, bu ikisinin toplamına eşit olur demiştik. Telin bükülmeden önceki uzunluğu nedir? Bak şimdi, tel bükülmeden önce 20'ymiş, bükülünce 8 olmuş. Bizim telimizse bükülmeden önce xmiş bükülünce 60 olup buraya gelmiş dostlarım. Aynı oranda büküldüğü için buraya böyle yerleştirdim. Şimdi 4'e bölelim 5, 4'e bölelim 2, 2'ye bölelim 2'ye bölelim 30, 5 kere 30 Bursa'dan işaretledim cevabı. 37. soru. Aralarında 15 birim uzaklığı 2 beton blok üzerinde A ve B noktaları arasındaki uzaklık 25 birimdir. Şurası 25'miş arkadaşlarım ilk etapta A ve B. Bakın hemen burada bir dik yamuk çıktı. Görün bu dik yamuğu dostlar şurada. Şuradan çizdiğim 15. Şurası 25'miş. 15, 20, 25. Bunun boyuna h dediğimde bunun boyu 20 artı h'miş. Tamam. Uzun olan kısanın üstüne devirde A üstü ile B noktaları arasındaki uzaklık 11 santimmiş. Şurası 11'miş. Tamam. A üssü ile B arası. Artık gerisini maviyle yapalım hatta. Şimdi bunun boyu toplam 20 artı haştı. 11'i buradaysa şuraya 9 artı haş kalır. Onu yazalım. 9 artı haş. E şurası da haş. Bakın burası da 15. Acaba 8, 15, 17 olur mu diye düşündüm. 8 desem 16, 17 geliyor. Haş 8 çıktı. Bu blokların boylarının toplamı haş 8 ise bunun boyu 28. 8 daha 36 yaptı toplam boyları. Bir katlama sorusu. Yine zil çalmadan bitirmek istiyorum arkadaşlarım. O yüzden biraz daha hızlanalım. Şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. AB diktir. 60 dereceyi katlamış. Şimdi katlanmadan önceki kıvamına geri getirelim bu keratayı biz ilk önce. B noktası şuradaymış. Bu buraya eşittir. Kat çizgisi açı ortayı bu buraya eşit olacak dedik. Şurası 6'dır. Burası X'miş. Burası da X oldu. Şurası 60 dereceymiş. Katlandı buraya geldi. Burası da 60 oldu. Evet dik üçgenmiş bu arada bu. He, 45 45 o zaman bunlar. Bunu da yazalım. Şuralarda 75 75 oldu değil mi arkadaşlarım? 75 75 150 şuraya 30 kaldı. Aa bak şurası 120 burası da 30 çıktı. Yine 120 30 30 üçgeni ikiz kenardır bu da x. Neydi 30'un karşısının yani x'in köküç katı 120'nin karşısına eşit. O zaman x eşittir 6 bölü köküç. 6'yı 3'e bölersem 2, yanına da kök 3 yazdım. 2 kök 3'ü paketledim. 39 numaralı sorudayız. DC boyunca kesiliyor şurası ve getirilip şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Bakın BC kısmı şu uzun dik kenar buraya yapıştırılmış. Şu DC tam bu AD'ye yapıştırıldığına göre bunlar birbirine kesinlikle eşit olacak diyelim. Burada 3 4 5 üçgeni var arkadaşlar. Şuraya x dersem buranın 4 olması lazım. Şuraya 4 eksi x o halde buraya da 4 eksi x kaldı. BD'yi istiyor. Gelin şurada Pisagor çakalım. Şimdi 4 eksi x'in karesi eşittir. x kare artı 3'ün karesi 9. Açalım. 16 artı x kare eksi 8 x yapar. Eşittir. x kare artı 9 yapar. x karelere bay bay desem. 9'u bu tarafa alsak 7. Eşittir 8 x. 7 bölü 8 eşittir x. Yani Ceyhan'dan geldi sorunun cevabı. Evet bizim pratik yöntemimiz topun gittiği en az yol nedir diye soruyor. Yani şuradaki CB ile BA toplamını istiyor. X ile Y'nin toplamının minimum olmasını istiyor. Hiç uzatmayacağım arkadaşlarım. Bin defa çözdük ikinci videoda. Ne demiştik kardeşlerim? <laughs> Şu iki dikliğin toplamı ki ne yapıyor bunlar? 200-300 yapıyor aralarındaki mesafe KL yani 400 yapıyor bu da ikinci dik kenar hipotenüs de senin aradığın cevap 3 4 5 üçgeninin 10 katı 100 katını vermiş 3 4 5'in 500 yapacak o da 5 metre yapacak evet birbirine paralel D1 ve D2 doğrular arasındaki uzaklık 6 birimdir tamam paralel olarak çizilen AB doğru parçasının uzunluğu 9'dur A noktasının D1 doğrusuna göre simetriği şimdi A'nın D1'e göre simetriyi dediği zaman buraya indirdiğin diklik kadar bir diklikte sen çıkıyorsun. İşte bu senin A noktanın simetriği olur ki A1'miş bu. B noktasının D2 doğrusuna göre simetriyi hemen onu da alalım. Buradaki uzaklık kadar bir uzaklıkta sen gidiyorsun kardeşim. Bu da B1 oldu. Ve bize de A1 ile B1 arasındaki uzaklığı soruyor. Bak şöyle yapalım. Buna A diyelim, bu da A. Buna B diyelim, bu da B. Şimdi A ile B şurası da oldu değil mi aynı zamanda? B burası. A ile B'nin toplamı ne yaptı kardeşim? 6. Şimdi yine şöyle bir soru oldu burası. Burası 2A. Şurası 9. Burası 2B. Bana da burayı soruyor. Yine pratik yöntemimizi yapabiliriz. Ya da şuradan bir diklik dikdörtgen dik, yapıp Burası da 2A'dır. Burası 9'dur deyip şuradan Pisagor'u yapabilirsiniz. 2A ile 2B'nin toplamı A ile B 6 ise burası 12 yapar. 9 12'den 15'i paketleyebilirsiniz dostlarım. Sorumuzun cevabı 15 geldi. 42. sorudayız. Şimdi 135 3 4. Tamam. İnşaat BC diktir. CD tamam şurası 90 dereceymiş. Yani bağıra bağıra şurada aslında bir 30 60 şey 3 4 5 mi yap diyor bize. Yapmış olalım bu 3 4 5'i. E, 135 dereceymiş şuradaki açımız. Neyi soruyor? A ile D noktaları arasındaki uzaklık. Yani şuradaki uzaklığı soruyor bize. Bak şöyle de yapabilirim bu soruyu. Şuradan 135'in dış açısı 45 kardeşi 45 ya 45'i gösterip 11 11 diyelim buraya 45 45 90 üçgeninden 11 11 yapalım. Ee, şu 5'i hiç karıştırmayalım. Hatta sileyim ben onu. Bu 5'i hiç yazmamış olayım ki dik yamuk haline dönsün. Bakın burada bir dik yamuk çıktı karşımıza. Şimdi hemen dik yamukta şuradan çizdim. 11 4 daha burası 15. 3 ise burası da 3 olacak. Ee, şurası 11 diş 8 kaldı. Bakınız şu dik üçgende 8, 15, 17 olduğunu görünüz cevabımızın. Paketledik gitti. Evet. Şimdi hemen geldik bu soruya. Niye böyle bir dağıldı burası? Şöyle bir daha büyütelim. Bir daha küçültelim. Hayırdır inşallah. Bir görüntü gitti arkadaşlarım. Son iki soruya geldik ya şimdi. kalem de yazmıyor niye ise kalem de yok silgiyi alalım silgi de yok şunu bir büyütelim. küçültelim ay tüküreyim ağzına ya hadi da yavrum şöyle yapayım e, kapatıp bir daha açayım bunu hemen çık dedim e, burası değil bunlar videolarımız şuradan Konu anlatım sunumları. dik üçgen şunu açalım Evet şimdi güzel oldu galiba bunu çözmüştük 43 sorudayız arkadaşlarım bakalım bu ne diyor Evet dikdörtgen bilgisayarında eş ABC ve de bazı uzunlukları verilmiştir Bunlar eşmiş arkadaşlarım bu iki üçgen O halde bunun da bu açısı 90 derece buradan da ben bir diklik indirirsem 4 ve 9 olarak ayıracak Hatta diklikten diklik indi h diyelim buna. h kare eşittir 9 çarpı 4'ten 36'dan 6 gelecek şurası. Burası da 6 gelecek. m l'yi 16 vermiş. Şurası 16. k l'yi 29 vermiş. Şurası 29. Eleman eleman CF şurayı da bize soruyor arkadaşlarım. Şimdi ee, nasıl yapalım CF'yi? Şunu bir paralel olarak şöyle uzatırsak bunu da paralel olarak uzatalım. Şimdi şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Dostlar şurası toplam 9 4 daha 13. Burası da 13 olacak. Şurası da 13. 26 oldu. 29 olması için 3 kaldı şuraya. Şimdi şurası 6. Buraya taşırsam bunu 6. Aynı şekilde bu 6'yı da buraya taşırsam 6 6 12. Şuraya 4 kaldı demek ki şu mesafede 4. İşte 3, 4'ten 5'i paketledim kardeşlerim. Evet geçtik bir sonraki sorumuza. 44. Evet son sorumuz. ÖSYM sorularını çözmeyeceğiz dedik dostlarım. Telif hakkı nedeniyle. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni var. D doğrusu üzerinde 2 santim sağa ötelenince. D doğrusu üzerinde 2 santim sağa ötelenince. Hemen öteleyelim 2 santim. B noktası şuraya gelsin. B üssü. Şurası A üssü. Şöyle çizdik. Burası da C üssü. 2 santim ötelendi. Şurası 1. Şurası da 2. 5 buraya geldi falan. Evet bu üçgen oluştu. Daha sonra bu üçgende diyor C üssü noktası etrafında saat yönünde döndürülce A üssü noktası D doğrusu üzerine geliyor. He, bunu da döndüreceğiz şöyle. Yani burası 90 derece. B şuraya dikilecek. B buraya gelecek. A üssü de buraya geldi arkadaşlarım. A 2 üssü oldu hatta. B üssü buraya geldi. B 2 üssü oldu falan. 90 derecemiz burada. Hipotenüsümüz 5. AB 4'tü. Burası 4, şurası da 3. Buna göre A üssü ile A 2 üssü arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi A üssü şurasıydı. A2 üssü de burası. Şuradaki mesafeyi soruyor bize dostlarım. X diyelim. Şurası 5 görüyorsunuz 5. Şurası da 1, 2 daha 3, 5 daha 8. Yani 5, 8, X üçgeni. Hemen X kare eşittir. 5'in karesi 25 artı 8'in karesi 64 diyelim. Topladım. 80, 85, 89 yaptı galiba değil mi? Doğru mu hesapladım? Şimdi burası ne? 8 oldu. Burası da 5. 8'in karesi 64. 80, 89 yapıyor ya. A üssü ile A2 üssü arasındaki uzaklık kök 89. O da yok şıklarda. X eşittir kök 89. Acaba bir şeyi yanlış mı yaptık? Bir daha okuyalım. D doğrusu üzerinde 2 santim sağa ötelenince. D doğrusu üzerinde 2 santim sağa öteledim. Tamam. C üstü buraya geldi. 2 santim C'den buraya. B buradan buraya 2 santim ötelince 1 buraya geldi. Lan şurası 4 ya arkadaşlar. Şurası kafamızı karışmış. Şurası 4. Dik kenar. Ayağına tüküreyim. 4'ün karesi 16 olacak. Topladım 80. Seksen. Kök 80 de 16 çarpı 5'ten 4 kök 5. Tamam şimdi oldu. Evet dostlar. Dik üçgeni de bitirmiş olduk kendinize dikkat edin öpüyorum hepinizi görüşmek üzere